Merhabalar herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size eski Mısır'da çarpma işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Merak ediyor musunuz? Bütün sırları vereceğim. Hazır mısınız? Matematiksel fikirlerin soyut olarak düşünüldüğü antik Yunan matematiğinin tam aksine Mısır matematiğinde aritmetik işlemlerin pratikliği kullanılmıştır. Teorem, ispat, formül gibi pür matematiği ilgilendiren terimler Mısır matematiğinde yoktur. Mısır matematiği günlük hayatta kullanılan pratik işlemlerden oluşmuştur. İşte onlardan bir tanesi de çarpma işlemi. Biz de bu videomuzda matematiğin zaman ve kültür içinde nasıl değiştiğini ve geliştiğini göreceğiz. Hadi hep beraber bakalım. Algoritmamız şu. Birinci çarpanımızı sürekli ikiye bölüyoruz. İkinci çarpanımızın sürekli iki katını alıyoruz. Şurada bir şeye dikkat etmeniz lazım. Eğer sayınız çift değilse, tam bölünmez ikiye, kalanı atacaksınız, bölümü yazacaksınız. Bölüyorum ikiye, şöyle sütun oluşturayım. İkiye böldüm, 6. İkiye böldüm, 3. Bakın. İkiye tam bölünmez, kalan atıyorum. İkiye böldüm, 1. Şimdi ikinci çarpanın iki katını alıyorum. İki katını aldım, 26. İki katını aldım, 52. İki katını aldım, 104. Sonra birinci sütunda çift olan sayıların bulunduğu satırları atıyorum. Tek olan sayıların karşısındaki sayıların toplamı benim sonucum olacak. Topluyorum. 156. Videoyu burada durdurun. Siz de çarpmanızı yapıp kontrol edin. Ben devam ediyorum. Algoritmayı tekrarlıyorum. Birinci çarpanımı sürekli ikiye bölüyorum. İkinci çarpanımın sürekli iki katını alıyorum. Bölme işlemi yaparken tam bölünmüyorsa kalan atıyorum, bölümü yazıyorum. İkiye böldüm, 13. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 1. 2 katını alıyorum. 122, 2 katını aldım. 244, 2 katını aldım. 488, 2 katını aldım. 2 ile çarpıyorum yani. 16, 16, 17, 8, 9, 9, 76. Ne yapıyorum? Birinci sütunda çift olan sayıların bulunduğu satırı atıyorum. Tek sayıların karşısındaki sayıları topluyorum. 2, 10, 16, 2, 10, 17, bir değerlerimiz vardı 18, 9, 4, 13, 14, bir değerlerimiz vardı 15, 1586. Yine videoyu durdurup kontrol yapabilirsiniz. Diğer örneğe geçiyorum. Tekrarlıyorum algoritmayı. Birinci çarpanımı sürekli ikiye bölüyorum. Tam bölünmüyorsa kalanı atıyorum, bölümü alıyorum. İkinci çarpanımın sürekli iki katını alıyorum. Böldüm 19, böldüm 9, böldüm 4. Hep ikiye bölüyorum. Böldüm, ikiye böldüm, 2 ve ikiye böldüm, 1. İki katını aldım, 30. İki katını aldım, 60. İki katını aldım, 120. 2 katını aldım, 240 ve 2 katını aldım, 480. Sonra ne yapıyoruz? Birinci sütunda çift olan sayının bulunduğu satırı atıyoruz. Attım, attım. Kalan teklerin karşısındaki sayıları topluyoruz. Toplayalım bakalım. 5, 1, 4, 10, 18, 4, bir değerimiz vardı, 5, 585. Kontrolünü yapabilirsiniz. Son bir örnek, algoritmamızı tekrarlıyorum. Birinci çarpanımı sürekli ikiye bölüyorum. Tam bölünmüyorsa kalanı atıyorum, bölümü alıyorum. İkinci çarpanımı da sürekli iki katını alarak yazıyorum. 2'ye böldüm. 21, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm
1. 2 katını alacağım. 22. 2 katını aldım. 44. 2 katını aldım. 88. 2 katını aldım. 176. 2 katını aldım. 352. Şimdi ne yapıyorum? Birinci sütununda çift olan sayının bulunduğu satırları atıyorum. Attım. Şimdi tek olanların karşısındaki sayıları topluyorum. 1, 3, 11, 13, 5, 13, 15, 16, bir derdimiz vardı. 17, 3, bir derdimiz vardı. 4, 473. Nasıl? Beğendiniz mi dersi? Bana destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.